Merhaba arkadaşlar. Ekim ayının ilk gününde yurt dışı yarış programlarından Belmont'tayız. Amerika Belmont'ta akşam 8.30'da başlıyor koşular. 9 koşulu programın ilki 8.30'da başlayacak. 5'i kum pistte, 4'ü de çim pistte olmak üzere 9 koşu koşulacak. 1. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı 1700 metre çim pistte dişilere ait maiden koşu. 9 tay yarışa kayıtlı. Hepinize keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum. Birinci koşuda e, ki tayların performanslarına baktığımızda derece olarak birbirlerine e, yakın dereceleri sergiledi. Koştuğu koşularda birçoğu da ilk kez koşacak ki ilk kez koşacak olan safkanlara da baktığımızda Todd Fletcher antrenörlüğü, William Mott e, yani çok iyi taylar. E, ben burada 6 tay yazdım değerlendirmeme. İlki Jose Ortiz idaresindeki 6 numaralı Freydis The Red oldu. iki sefer koştu ve ilk yarışında 1700 metreyi 1.43.97 ile biten yarışta 3 boy geride 4. olmuşken ikinci yarışında aynı mesafede 1.42.04 yaparak, yaparak kazananın 2 boy gerisinde bitirdi. Yani 1.5-2 saniye daha aşama kaydetti ikinci yarışında. Zaten bir Avrupa orijini, Fransız orijini ki Çin pistlerde özellikle Avrupa orijinlerini zaten her zaman önceliğimdir. Özellikle uzun mesafede olursa önceliğim 6 numara olacak. Ee, sonra 7 numaralı Hola Gete. Ee, o da iki kere koştu. Aslında bir kere koştu. Burada 7 numara ile 8 numaranın e, yarışları e, iptal oldu. Yarışırken e, iptal oldu. Dolayısıyla bir kere koştu diyelim. 3. E, oldu. Bugün e, Fraven Pratt idaresinde bir Keaton Joyce e, temsilcisi. Koştu. Koşuda da 1700 metre yine Çin pistte. 142 44 ile biten e, yarışta bir boy geride iki, üçüncülükte kaldı. Muhakkak yazalım. Çok şanslı bir safkan. Hola Sonra 5 numaralı Just a Feeble Belle. Ki burada rakibi 4 numarayla birlikte koştu. 5 numara. Yine 1700 çimde 36 ile biten yarışın 5 boy gerisinde ikincilikte kaldı. 5 numara. Sonra 8 numaralı ID Generation. Onun koşusu da 1.45.67 ile biten koşuda 4 boy geride dördüncülükte kaldı. 485 bin dolarlık Dubavi temsilcisi Avrupa Orjini 8 numara. 9 numaralı River Aux ki o da 470 bin dolarlık bir tay. ilk kez koşacak olmasına rağmen ben yine şablonuma yazdım. Ve son olarak da Todd Fletcher antrenörlüğündeki Quality root temsilcisi. 2 numaralı e, Juniper, Marsh, Melov, e, Kendrick Karmush ile yine e, şablonuma yazdığım Tay oldu. Dolayısıyla sıralamam 6, 7, 5, 8, 9 ve 2. Birinci koşuda. İkinci koşu 1400 metre kum piste satış koşusu. Safkanların satış fiyatı da 10 bin dolar. E, atlara baktığımızda oldukça e, vasat e, bir performans sergilemiş atlar var burada. Üç at yazdım değerlendirmeme. Özellikle Joe Rosario idaresindeki 2 numaralı Lost in Rome rakiplerinden bir boy önde tuttuğumu söylemeliyim. Yarışı kazanmaya çok yakın. Alternatif tek de diyebileceğim kadar tuttuğum bir safkın. Rakipleri ise Dylan Davis idaresindeki 1 numaralı Runabout. Ve 5 numaralı American Lincoln olacağını düşünüyorum. Çok karışık bir yarış yani elle tutulur performans yapan bir safkan. Burada 2 numaralı Lost in Room son iki yarışını yakın aralarla bitirdi. Ee, diğerleri dediğim gibi oldukça vasat. 2, 1 ve 5 buradaki e, şanslı gördüğüm atlar. Üçüncü koşu 7'li plasanın da ayağı 1600 metre kum pistte dişilerin koşacağı bir yarış. 7 kısrak yarışa kayıtlı. AGF tablosunda şu anda %67 orana sahip 4 numaralı bir idil House var. Benim de favorim 775 bin dolarlık bir safkan bu 4 numaralı bir idil House son galoplarına baktığımızda da Belmont hazırlıklarını yapıyor oldukça dereceli hazırlıkları var zaten toto'suna baktığımızda son 6 yarışında üçüncülüğü yok Benim de favorim olsa da yalnız bırakmayacağım önceliğim bir adı House olsa da yanına yani tek rakibi de 2 numaralı best and honey olacağını düşünüyorum Irat Ortiz Junior idaresinde yazabilenler için öneriyorum 4 numara yine alternatif tek yazılabilecek safkanlardan biri. Ben şablonuma 4 ve 2 yazdım arkadaşlar. Dördüncü koşu ile de ikinci altılı ganyan başlayacak. 1300 metre kum pistte. meydan koşuda da 8 tay yarışa kayıtlı. Sadece bir tanesi koştu. iki koşu gördü. Diğerleri ilk kez koşacak. Ve 800 numaralı Full Moon mednese Manuel Franco idaresinde intom Mişef temsilcisi. Saratoga'da 1200 kumda 1.12.36 ile biten yarışta iki boy geride üçüncülükte kaldı ilk yarışında. Sonra 1400 metre mesafeye çıktı. 1.23.58 ile biten yarışta bir boyla üçüncü oldu yine. Oldukça iyi bir performans sergiledi. 76 handikap da aldı. Yani bunu tek atıp da bir kurgu da yapılabilir. Ama ben öyle yapmadım. Yani rakiplerine baktığımızda da Beklentilerin çok yüksek olduğu taylar, e, maliyetleri çok yüksek taylar, e, çok iyi ekürülerin e, tayları var. Antrenörlere baktığımızda zaten Chad Brown, e, Todd Fletcher, e, Claude McGonagall hep iyi antrenörler, Brand çok e, hep iyi antrenörler var. Yani 6 numara mesela a, Town Shuku var. E, baktığımızda 350 bin dolarlık e, bir tay, e, Wishbur ekürüsünün ben rakip olarak 8'in ilk rakibi 6 numara diyorum. Sonra 2 numaralı infla, infla Torani, e, e yine e, ve fiyatı da 475 bin dolar iki numara. Sonra 3 numara Mont Up, e, 400 bin dolarlık bir tay. Yine dördüncü e, 4. tercihimde e, öneriyorum ve son olarak da 4 numaralı Limits of Power Good Magic'in e, temsilcisi. Buradaki de e, en maliyetli taylardan biri 4 numara 575.000 dolarlık bir tay. Dolayısıyla sıralamam 8 6 2 3 ve 4 oldu. Dediğim gibi 8'i tek atıp da bir kurgu da yapmak var Tabi e, o sizin yapacağınız, sizin tercihinizde. Ben şablonuma 8, 6, 2, 3 ve 4 yazdım. tek olarak yazdığım at da 6. koşuda olacak. Muhtemelen gününde büyük favorilerinden. 5. koşuya geldiğimizde 1200 metre çim piste koşulacak koşuda. 15 at kayıtlı olsa da burada 12'si koşabilecek 13, 14 ve 15 numaralı atlar yedekte ben, ve ben burada bir iki koşuda sürpriz aradım. Özellikle çim yarışları zaten sık sık söylerim. Genelde sürpriz sonuçla neticeleniyor. Bugün için bu koşuda ve 8. koşuda fazla at yazıp sürprizleri burada aradım. Zaten günün teki bende de tek 6. koşuda dediğim gibi. Burada 2, 4, 6, 8 at yazdım ama muhtemelen çıkan atlar olacak. Önceliğim e, 4 numaralı Franks Art e, benim de AGF tablosunda şu anda favorim. 3 kere koştu 90 handikapa ulaştı ama koşulları 1400 metre, 1600 ve 1700 metre. Bugün 1200 metreye çıkacak. E, yani kısalan mesafe bir dezavantaj olur mu diye düşündüğümde zannetmiyorum. Benim de favorim 4 numara. Ama rakipleri de e, zorlu rakipleri var. Koşarsa 13 numaralı e, Aterni. 7 numaralı Şerif Bianco, 12 numaralı Var Terminator, 2 numaralı King Moonriser, 9 numaralı Mr. Chairman, 10 numaralı Kruger's Ohla ki 7000 dolarlık bir at ama oldukça iyi bir performans sergiledi ve son koşularını bu jockey ile koşuyor. Belki de apranti emin değilim. Ee, ve son olarak da Dylan Davis idaresindeki 11 numaralı 2 down. Benim buradaki sıralamam oldu. 4, 13, 7, 12, 2, 9, 10 ve 11. Dediğim gibi buradan en az 3 at çıkacak. Ee, ama hangileri olacak onu yarış sırasında göreceğiz. Yarış başlamadan önce. Ve 6. koşuya geçiyorum. 6. koşu günün İlk Stakes koşusu ki son 4 koşu zaten yüksek ikramiyeli Stakes grup yarışlar ilki. Burada günün büyük favorisi bir numaralı Life is Good var. 1800 metre kum pistte koşulacak koşuda benim de sığınacağım liman olacak bir numaralı Life is Good. Baktığımızda şu ana kadar şahane bir performans sergilemiş. onda 8 yapmış 400 bin dolarlık bir safkan. Ve Dubai World Cup'ın dördüncüsü. Yani Burada rakiplerine baktığımızda ona rakip olabilecek bir safkan ben göremiyorum. Bugün için Irat Ortiz Junior'la kazanmasını bekliyorum. Bir numaralı Life is Good için banko diyorum arkadaşlar. Yedinci koşu da grup 2700 metre çim pistte dişilere ait koşu Miss Grillo Stakes 6 kısrak yarışa kayıtlı. Burada 4 e, kısra değerlendirmemi aldım ama e, şöyle bir durum var yani tuttuğum atlar 4 ve 5 numara önceliğim 4 numaralı Alluring Angel e, dediğim gibi önceliğim Saratoka'da kazandıktan sonra e, Kentucky'de 500 bin dolarlık yarışta ikinci oldu ve bir boy farkla ikinci oldu ama dezavantajı burası 1700 metre 4 numaranın 2 e, yarışta kısa mesafelerde 1100-1200. Aynı şekilde ikinci olarak önereceğim e, Tayda 5 e, numaralı I Am Caskeid'in yine kısa mesafelerde koştu iki yarışında çok beğendim Justify temsilcisi iki yarışında da tam e, karakteri e, oluşmadığını e, gördüm uzayan mesafede belki de çok kötü koşacak emin değilim ama çok iyi koşma e, olasılığını daha e, yüksek görüyorum e, Joe Rosario ile ikinci olarak öneriyorum. 4-5'i rakiplerinin bir adım önde tutuyorum. Ama rakiplerine baktığımızda ki bunlar 6 numaralı Be Your Best 2'de 2 yaptı ve iki seferde bu mesafede koşup kazandı. Büyük avantaj. Aynı şekilde 2 numaralı Free Look. O da hem tapit temsilcisi hem de iki yarışında yine bu mesafede koştu. Üçüncülük ve birincilik yaptı. Böyle bir çelişki oldu bende. Ama yine de dediğim gibi benim önceliğim 4-5. Sonra yine yanına At yazabilenler için 2 ve 6 buradaki sıralamam arkadaşlar. 8. koşuda Belmont Turf Sprint Stakes grup 3200 metre çim pistte bir sürat yarışı 13 at yarışa kayıtlı. Burada bir tane yedek var zaten jockey yedeklerisi de yok. 13 numaralı at yedekte burada da yine ben sürpriz aramayı tercih ettim ki olasılık da yüksek ve bir sıralamam yok. 2 4 6 8 8 at yazdım değerlendirmeme. Numara sırasına göre 2 numaralı Arzak ki önceliğim de Arzak olduğunu söylemeliyim. Zaten favori 3 numaralı Nothing Better 6 numaralı Vudo zip 7 numaralı Tin dük 8 numaralı Value Proposition, 9 numaralı Fauci muhakkak e, kuponlarınıza yazın. E, çok fazla tuttuğum bir at Fauzi. 10 numaralı Dancing Bug, 11 numaralı Chewing Gum muhakkak sürprizlere yazacağınızı e, yazmanızı önereceğim. E, safkan 11 numara ee, dolayısıyla ne oldu? 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 numaralı atları şanslı gördüğüm atlar ama 2, 9 ve 11'i özellikle önerdiğim e, atlar olacak arkadaşlar. Belmont Park'ta son koşu gece 00.45'te başlayacak. E, grup 1 Kampan Stakes 1600 metre kum pistte. 6 tay yarışa kayıtlı. Hepsi birbirinden e, şahane performansları sergilemiş taylar. E, ben ikisini değerlendirmeme aldım. Tabii ki öncelikle 3 numaralı Werifring e, şu anda AGF tablosunda yüzde %42 e, oynanma oranına sahip. Ve e, hak etmiyor da değil. Koştuğu koşuya baktığımızda e, 1200 metre Saratoga Kumunda 1200 metreyi 1.10.26 ile kazandı ki çok iyi bir derece genelde 1.11 1.12 lerde bitiyor e, bu mesafedeki yarışlar 1.10 26 yaparak kazandı ve 775 bin dolarlık bir tay Justify temsilcisi ki Justify'nin de zaten yavruları her zaman söylüyorum çok iyi e, aygır oldu bu sene yavruları koşmaya başladı ki aşın bedeli de 100 bin dolar yanlış hatırlamıyorsam muhtemelen o seneye yükselir geliyor bana yanına ama bir rakip yazdım ki o da yine Justify'nin diğer temsilcisi kır temsilcisi 4 numaralı Champions Dream o da bir kere koşup kazandı 1400 metreyi 1.23.68 yaparak beyaz bayrak ayna yaptı 425 bin dolarlık bir tay bu da çıktı bitirdi kendi temposunda bitirden yani derece olarak baktığımızda 3 numaralı safkandan kötü olsa da kendi temposunda çıktı bitirdi Gerçi Amerika'da e, genelde zaten yarışlar öyle hız üzerine çıkıp bitiriyorlar Avrupa'da tersi e, sprint üzerine kurulu Amerika'da hız üzerine kurulu yarışlar e, Benim de tercihim e, sprint üzerine sprint e, yapan atları seyretmeyi tercih ederim ben de Dolayısıyla e, ben burada 3 numara Hani yarım boy önde olsa da dördü de yazmanız öneriyorum 3 ve 4 diyorum 6 numara Golfport o da çok iyi bir performans sergiledi zaten 93 handikapta aldı son yarışındaki derecesi de çok iyi aslında 1400'ü 1.22.58 ile biten yarışta 3 boy geride bitirdi Yani 4 numara 68 yaptı 6 numara 58 ama e, Kumpist e, suluydu yani çamurdu derece biraz oradan iyi çıkmış olduğunu düşünüyorum Benim için e, 3 ve 4 gerekirse 3 tek yazabilenler için 4'ü de yazmanızı öneriyorum ve bitirmiş oluyorum Belmont'la ilgili değerlendirmelerimi. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.